İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bindal'dan hepinize iyi akşamlar, saygılar, sevgiler efendim. Şu anda Talas'ın Yazılı Köyü'nün yakınlarındayız. Burada Yazılı'da Han Çayırı Kültür Şenliklerinin 6.sı yapılıyor bu yıl. Ve burada gördüğünüz gibi davul zurna eşliğinde oldukça güzel bir ortam var, bir panayır ortam var. Ve Türk kültürünün geleneksel ürünlerinden biri olan deve oyununu canlandırıyorlar. Ve çocuklar da bu deve oyunu ile ilgili coşkuya şu an iştirak ediyorlar. Sevgili izleyiciler, bu oyunda maketten yapılmış bir deve, Arap oğlu rolünde siyahlar giymiş bir deveci, beyazlar içerisinde bir yöreci ve zenneler bulunuyor. Buradaki zenneler erkekler kadın kılığına giriyor. Türk orta oyunda da bunlara zenne adı veriliyor. Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yazılı Köyü'nden Hasan Şekerci. Köy halkından Hasan Şekerci. Şu anda deve oyunu oynuyorsunuz. Deve oyunu oynuyoruz. Sizin rolünüz nedir bu oyunda? Benim rolüm, 3 tane kızım var. He. Bir tane karım var, avradım var. Bir dakika, bir dakika. Bunu niye aldın geldin? Bir dakika. Sabitlerinden yağlasın iyice. Yağlayacağım acaba. Bir dakika, bir dakika. Evet. Ondan sonra 3 tane kızım var. Evet. 2 tane kızım var, pardon. Ha. Bir tane koca avradım var. Bu koca avradın mı? Koca avradım. 63 yaşında. İkiniz de 63 yaşındayız. İkiniz de 63 yaşındayız. 63 yaşındayız. Evet. Allah izin verirse bu benden evvel ölecek. Öyle mi? Niye? Tuvalı gelecek kuma gömecek. Affedersiniz. Affedersiniz. Şu an oyunda mı olacak bu? Oyunda olacak. Evet, oyunda olacak. Oyun içinde gömmeyi de. Siz kimsiniz? Bu benim karım olur. Ya oyunda öyle de siz? İhtiyar avratlı. İhtiyar avratlı. İsminiz nedir? Resul. Resul. Resul Karataş. Resul Karataş. Evet. Resul Karataş olur mu? Zilli hacca hacca da seni. Peki, pardon. Peki, dur. Gel. Sen kimsin? Sen kimsin? Bir anlat bakalım. Ben Araboğluyum, Araboğlusun. Bunların babasıyım ben. Bunların babası. Senin adın ne? Adın ne? Benim adım Araboğlu. Onu bildim. Normalde hayatta geldim. Normalde hayatta da Araboğlu. Mahmut. Ben de kızların annesi rolündeyim. Çok güzel. Bu kızlar senin mi? Evet, bu kızlar ikisi de benim. Bunlara burada koca bulursam vereceğim. Koca bulursan vereceksin. İnşallah. Evet, inşallah. Allah'ın izniyle koca bulursam. Nasip yavrum. Köyümü geliyorum. Nereden geliyorsun? Çok uzaktan nereden geliyorsun? Bağdat'tan geldik. Bağdat'tan geldik. Halep'e gideceğiz inşallah. Halep'e gideceğiz. Burada şenliğinizi gördük, konakladık. Konaklama yerimiz burası. Müşterimizden müsaade aldık. Burası eski bizim konaklama yerimiz. Bağdat'tan geldiğimizde kağnılarla, develerle, bilmem nelerle
Oraya biz konaklama yapardık, dinlenme yapardık. İpek, ölülerimiz olurdu İpek yolunda. Ölülerimizi şu mezara gömerdik. Orada mezar var. Mezara gömerdiniz. Benim aşağı yukarı 42. senem. Evet. Heh, 42. senem. Sen kimsin? Geldi. Sen anlat bakalım. Ben takıldı. Galiba bir tilki bu. Tilki. Uyuz bir tilki bu da. Uyuz bir tilki. Takıldı. Tilki bu da. Peki. Peki bu tilkiye soralım. Bunun adı sanı yok mu bu tilkinin? Kafayma ya. Kalkma da. Adın ne senin adın? Bülent Şekerci. Nerede? Neredesin Bülent Şekerci? Ne iş yaparsın sen? Ben tilkiyim. Tilkisin. Çocukları kovalarım. Kovala bakayım bu çocukları da. Gelin bakayım kızlar, gelin bakalım. Gelin bakayım yavruları. Kızlarım gelin. Milane, Merdane. Sizleri bir tanıyalım. Ben Hacı Bekar. Hacı Bekar. Evet. Siz efendim? Durdu Altınbaş. Durdu Altınbaş. Evet, çok gerçekten çok kutlu bir geleneği yapıyorsunuz. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Oyundaki rolünüz? Cilveli kız. Cilveli kız. Cilveli. Beraber oynuyorsunuz öyle mi? Koca mı istiyorsunuz? Evet, şimdi bizi kaçıracaklar şimdi bizi. Sizi kaçıracaklar. He, kaçıracaklar daha. Tamam. Vur davulcu. Vur davulcu. Vur davulcu. Vur davulcu. Hadi oğlum. Aynalı. Aynalı, dur bakayım. Aynalı. Aman yarabbim, aynanın içinde, bu devenin içinde biri var. Devenin sahibi var. Devenin içinde biri var. Kim var devenin içinde? Uğur var. Uğur var. Uğur'un soyadı nedir? Şahin. Uğur Şahin, deve devenin içinde. Arkada kim var? Hamit var. Hamit var. Hayırdır, yolculuk ne tarafa? Geldik şöyle bir konaklamaya buraya. Bu köyde konaklıyorsunuz. Nereye? Bağdat'a mı gidiyorsunuz? Bağdat'ı nereye? Bağdat'a doğru. Bağdat'a doğru. Hadi yolun açık olsun o zaman. Çocuklar aç da herkes seyretsin. Ola bitsin ya.
izleyiciler, Yazılı Köyü'nde bir başka geleneksel oyunumuzla daha karşılaştık. Şu anda devam eden bir silsilimiz var değil mi? Evet, silsil. Evet, silsil. Atalardan kalma oyun. Atalardan kalma oyun. Şimdi şu duruşu yapıyorsunuz. Bir gösterebilir misiniz nasıl yapıyorsunuz onu? Şu şekilde bağladınız. Sıkı mı duruyorsun? Evet, sıkı. Yumruk gelecek. Nasıl dönüyorsun? Bir dön bakalım. Gerçekte normalde evet. Oyunda vuruyor musunuz? Evet, evet. Ama şimdi vurmuyoruz. Yani niye kıyamıyor musunuz? Kıyamıyoruz şimdi. Evvelden vuruyordu, şimdi vurmuyoruz. Siz sanırım, siz kimsiniz? Evet. Adınız nedir? Adım Yılmaz Şahin. Sizin? Seyit Aktaş. Seyit Aktaş. Evet, gerçekten güzel bir oynama. Yani bu töreleri devam ettirmeniz ne yani kadar devam. Güzel bir şey, evet. Değil mi? Eski usuller efendim. Eski usuller efendim, evet. Sizi evet. Tanıyalım. Tazelik, Hamdi Taşdemir. Hamdi Taşdemir. O zaman biz de zevkle izleyelim o zaman. Tamam. Hadi tamam. Bakın var, izleyin yani. Peki, izliyoruz. Çok sağ olun. Hadi buyurun, buyurun. Hadi arkadaş.
şurası uzun şey takılırsa görmesi daha kolay olur. Ha, uzun olunca olmuş. Doğru, doğru. Aleykümselam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz inşallah. Allah olsun. Çok güzel. Sizi tanıyalım. Ben Kayseri'den geliyorum. Burada bizim kaymoğlu var. İşte bir ziyarete geldik. Ondan sonra oturup gideceğiz. Anladım. Bir de şenlikleri falan varmış hemen diyen. Tamam. Oraya bakacağız. Güzel. Sonra vedalaşıp gideceğiz yani. Tamam. Nasıl bu köyün durumu nasıl sizce? Valla köyün durumu fena değil yani. İyi bir köy. İpek yolunun üzerinde, tarihi İpek yolunun üzerinde. Doğru, evet. Doğru, evet. Güzel köy yani. Güzel köy. Havası temiz. Temiz. Yeşillik. Suyu da yeni geldi zaten. Su yeni mi geldi? Evet, su yeni geldi. Bu şey değil mi? Şimdi bizim köyümüz burası. Bu evet. Eski Mengicek dedikleri değil mi? Eski, şimdi eskiden, Bengicek diye geçiyor şimdi da. Şimdi yazılıda evet. Eski adı Mengicek şimdi, mi? Eski adı Mengicek. Gel sen, gel şöyle yanıma gel. Gel bu tarafa gel. Gel öyle uzaktan durmak var mı? Bu köyün adını niye değiştirdiler? Mengicek, yani Mengicek burada şey yok. Eski bir yerleşim değil burada değil mi? Tarihi eski, bir... Herhalde eski yerleşim. Eski yerleşim. Hani Mengücüklere evet. Falan dayanması gerekmiyor. Eski bir Türk beyliğine falan dayanıyor zannediyorum. Ya işte... Anadolu'dan kalma bir İsim şey oldu. İşte isim ya. Anladım. Peki bu ne? Bu insanlar ne yerler, ne içerler? Bu köy halkı yani. Valla herkesin bağı var. Çiftçilik var, bahçesi var, var, bahçe var. Tarlası var. Ne yaparsınız? Geçim nedir? Geçimleri reçberliğinin işte. Reçberlik var. Neyle, sütüne, neyle geçiniyorlar işte. Göç veriyor mu köy? Küçülüyor mu yani? Tabii küçülüyor. Tabii. Şehre... Hep gittiler, şehre gittiler. Hep gittiler. Bazı evler boşalmış, yıkılmış. Evet, hep yıkıldı zaten. Harabeye döndü. Bir karı, bir koca, eski... Şeyler kaldı işte yani yeni yetip gelenler cahiller hiç kalmadı. Gençler şehre, yaşlılar burada yani. Burada yani. Yani. Kaç hane kaldı tahminen şöyle ortalama? Burada herhalde bir 30-40 hane anca herhalde kalmıştır anca yani. Kaldı. Evet. Evet. Ama böyle törelerini falan iyi şey yapıyor. Orada dev oyunu falan oynuyorlar şimdi şenlik olan yerde. Tabii eski gelenekler. Eski halayları falan diğer şeyler. Eskiden de öyle oynanır mıydı düğünlerde falan? Düğünlerde kendi kendine şey derlerdi. Ne oynanırdı? Yeni oldu bu şeyler. Deve yapanlardı. Bir dernek falan açtılar Kayseri'ye. İşte böyle senede bir böyle bir şenlik falan, vali falan geliyor. Böyle bir şey düzenliyor yani. Güzel yani törelerinizi yaşatıyorsunuz. Evet, töreler yaşanıyor. Evet. İyi oluyor. Şenlik İyi oluyor. Yaşlar eğleniyor. Tamam. Yani böyle dernek ne yiyordu? 2 senedir böyle yapıyorlar. İhtiyarlar oturuyor seyrediyor. Değil mi? Güzel. Şöyle bir haz alınıyor ondan. Bir şey alınıyor. Neşe alınıyor. Neşe kaynağı. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Hadi iyi yolculuklar peki, diliyoruz. Iyi yolculuklar. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hangisi küçüğün? Uzun boylu. Uzun boylu senin küçüğün. 3 yaşında. Şimdi küçük bu mu? Bu. Büyük bu. Evet. Küçük bu sen. Ortada. Ortada. Merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Şimdi merhaba. Efendim tekrar. Şimdi dediler ki Yazılı köyünde gençler kalmamış. Artık hep yaşlıların yurdu olmuş dediler. Biz de sizi gördük ama siz de herhalde şehirde oturuyorsunuz. Biz şehirde oturuyoruz evet. Talas'ta oturuyoruz. Talas'ta oturuyorsunuz. Evet. Köy küçülmüş, kimse kalmamış artık. Köyün gençleri genelde yaz dönemlerinde işte diğer şehirlere çalışmaya gidiyorlarmış. Biz de pek zaman buldukça gelebiliyoruz işten güçten pek yani zaman kalmıyor. Güzel mi köy hayatı sizi mutlu ediyor mu? Yani buraya gelmek sizi mutlu ediyor mu? Kardeşlerim için bilmiyorum da ben buraya geldiğim zaman bir huzur buluyorum ya. Yani. Evet. İsminiz ne? Oğuzhan. İzzet. Lütfiye. Evet. Peki şimdi burada... Eski köyün şöyle süliyetine baktığımız zaman güzel bir görüntü var. Evet.
Ama bir kısım evler çökmüş, yıkılmış. Ondan sonra artık yani burada insanlar oturmayacaklar. Belli bir süre sonra buraya iyice gidecek gibi. Yani. Peki ileride siz bilinmeyen bir tarihte mesela tekrar buraya dönmek, buraları şenlendirmek, burada bir ev yapmak, böyle bir arzunuz olur mu? Biz büyük bir ihtimal zaten önümüzdeki yaz sezonunda aşağı tarafı Han dediğimiz bir bölge. Kendi arazimiz orada bizim. Han, orada da Han çayında yapıyoruz. Evet. Şenlikler. Bu şenliğin olduğu kısımda bizim arazimiz. Biz oraya ev yapmayı düşünüyoruz yani. Yakın zamanda geleceğiz biz. Yani düşünüyorsunuz. Evet. Siz de aynı fikirde misiniz? Küçük. Evet. Küçük siz. Aynı fikirdeyiz. Aynı fikir. Siz? Bence de çok güzel olur. Zaten babamın tek arzusu burada bir evinin olması. Artık yaş ilerledi. Burada dinlenmeyi düşünüyor. Burada dinlenip huzur bulacağını düşünüyor. Zaten hiçbir zaman vazgeçmedi. Şehir hayatı pek sarmadı onu. Gelecek buraya. Biz gelmeyeceğiz. Yani ben gelmem açıkçası. Niye? Ben okuyacağım inşallah. Ha, evet, ben gelemem. Ha, tamam. Daha sonra da bilmiyorum. İşte kısmettir, belki geliriz. Gezmeye gelmek daha güzel ama. Evet. Öyle arada bir gelmek daha güzel. Evet. Şu anda zaten köye gelirse dahi yani köyde gelirli bir geleceği kurtaracak bir şey yok şu anda. Yani ne geleceğimizi sağlayabilecek bir şey yok. Ekmek yok aşağıda. Yani çiftçilik zaten bildiğimiz bir konu değil bizim. Evet. Yıllardır şehirde alışmışız ama burada tabii illaki köyümüze nasıl bir destek isterlerse onu sağlamak için her zaman buradayız. Güzel. Yani. Güzel. Sen de aynı düşünüyorsun. Yazlık gibi bizim düşüncemiz. Yazlık gibi. Ha, bundan sonra da böyle olacak galiba köylerde. Evet. Tabii. Gözüküyor. Ekonomik destek ne gerekirse onu sağlayacağız. Yarın yani bizim elimizden geldiği kadarıyla. Fakat işte dediğim gibi geleceğimize burada bir şey yapamayız. Doğru. Yani söylenenler doğru yani. Hak veriyorsunuz tamam. Peki bu köyün mesela bazı şeyler de var, özellikleri de var değil mi? Bağları var, bahçeleri var, diğer tabii şeyler var. Mesela biliyorsunuz Kayseri'de de bazı alışkanlıklar var, işte bağ alışkanlığı, yazın bağ göçmeni. O şekilde şenlendirilemez mi? Yani o da yapılabilir yani. Şöyle ki zaten insanların ekonomik bir özgürlüğü olmadığı için şu anda o mertebeye gelinmedi köy. Daha çok, biraz daha ekonomik özgürlüğü yükseltildiği zaman yani hayat standartları yükseltildiği zaman illaki daha da gelişeceğine inanıyorum ben. Bizim bence yapabileceğimiz en büyük destek ya gençler okumalı veya çalışarak, zaten buranın bir derneği var. O dernek sayesinde böyle şenlikler, gelirler, köye çok yardım falan oluyor buranın insanlarına. Zaten su yoktu, su geldi o sayede. Hı hı. Zamanla tabii ki gelişecek. Bunun için bizlerin ya geleceğe böyle ileriye ışıkla bakması gerekiyor. Burada dediği gibi yani çalışacak, buraya gelir sağlayacak bir konum olmadığı için muhakkak şehirde yaşamayı tercih ediyoruz genç olarak. Diğerleri de böyle ailesine yazın izinlerinde falan gelenler oluyor. Ya zamanla bu köy bence kaybolmayacak. Siz diyorsunuz ya gidecek, göç edecek, burası yıkılacak gibi ama hayır. Burası restore edilir. Genel kendine özgü insanların tarihi bir şeyleri vardır, anıları vardır. Mesela burası bizim babamın oluyor. Burada, karşı taraf. Evet. İnşallah yani burada babam... Burada da güzel bir değirmeniniz tabii, var değil mi? Tabii burada çok güzel. Değirmeniniz bu. Aa, bu değirmenmiş, ben de bilmiyorum. Kuyu falan varmış. Onun da bulgur yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla. Buralar, evet. Buralar işte zamanla, gelirle ve istikrarla olacak şeyler. Hı-hı. Bence buralar daha güzel olacak. Ya buranın yıkılmasına ben olduğum sürece izin vermem. Yani baş çekerim, bir şeyler yaparım yani. Güzel, izin vermem. Güzel. Yaklaşık 4 yıl önce zaten burasında fazla bir 20 aile kadar oturan kalmıştı. Zaten bu dernek bayağı bir canlandırdı. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde daha da güzelleşeceğine inanıyoruz biz. Tabii. Evet, yani. Çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim de derdimi şöyle anlatayım. Hani bir zamanlar bize bir şarkı öğretirlerdi, çocuklara öğretirlerdi. Belki size de öğretmişlerdi. Ne derdin mesela? Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdü. Gitmesek de gelmesek de. O niye köy gitmiyorsun, bizim niye gelmiyorsun? Şimdi yok, zaman buldukça gerçekten geliyoruz ama evet, çalışıyoruz. İmkan, şöyle imkan yok. Zaman imkanı yok. Tabii, parasal, ama maddi. İnsan istediği şeyleri, manevi duygularını parayla destek aramamalı. Yani istedikten sonra gelinir ama çalışıyoruz. 8-9 gibi işten geliyoruz zaten. Tamam. Bir pazarımız oluyor. Gelemiyoruz. Şenlik falan olmasa işte hasta falan ziyaretine. Evet. Ancak o şekilde. Bizim yani de ihmalliğimiz var yani genç olarak. Aslında evet, olmaması gerektiği yerde. İşte biliyorsunuz hayat.
Evet. Hiçbir zaman direk olmuyor. O zaman yani o şarkıyı da düzeltelim. Orada bir köy var uzakta. Gideceğiz de geleceğiz. Gideceğiz de geleceğiz de o köy bizim köyümüzdür. Evet, peki doğru. Efendim, çok teşekkür biz ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buyurun lütfen. Buyurun. Geçmişimizi unutmadık ve unutmayacağız. Yani sonuna kadar buradayız. Gerek bugün gerek yarın. Veya ne bileyim sonuna kadar buradayız. Değil mi? Evet tabii. Vallahi bu sözleri duymak da bizi son derece mutlu etti açıkçası. Yalnız şu anda köyünüzde bir şehir havasına döndü. Biz trafiğin ortasında kaldık. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Köyümüzü böyle bir görüntüleme aldığınız için çok güzel oldu. Böyle gelişecek zaten. Tamam. Televizyon gelecek, radyo falan derken gelişecek işte. Tamam. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.